Merhabalar, ben Nurşen Taşkın. Şifacı Ruhlar programıma sefalar getirdiniz. Bugün geçmişte de kendisini aldığım, nasıl anlatayım, Anzen Baba benimle birlikte olacak. Ona soracağız, Anzen Baba kimdir? Kendi diliyle dinleyeceğiz. Hoş geldin Anzen Baba. Hoş bulduk, teşekkür ederim Nurşen Hanım. Sağ olun, siz nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeyeli, iyiyiz, iyiyiz elhamdülillah. Uğraşıyoruz. Şifa. Aynen biz de aynen başlıyoruz. Programımız adı Şifacı Ruhlar, biliyorsunuz geçmişte evet, katıldınız. Evet, katılmıştık. Anzen Baba kimdir? Anzen Baba kimdir? Süre kısa, ben bombalama gideceğim biraz böyle. Evet. Hem bir duyuru da yapacağız bu ilerleyen bir, dakikalarda. Ruhsal bir kitabımız var bizim, 10 yıl önce yazdık. Onun içinde gelen bir isim bu Anzen. Evet. Biz bu Anzen ismini de 19+1+19 diye piyasaya da çıkaracağız. Şu anda çalışmalarını yapıyoruz. Bu bir ruhsal yol tarif edecek bu kitap. Soracağım size birazdan. İnsanlara ruhsal yol tarif edecek ve bu kitabın içeriğini insanlarla paylaşacağız. Hı hı. Anzen ne demek? Anzen şifacı demek. İnsanlara her türlü şifayı yapan demek. İnsanların ruhsal zihinlerini temizleyip onları yeni yaşamlar katabilen demek. Onlara mutluluk verebilen demek Anzen. Anzen demek her şey demek. Kendisini hatırlatan aslında, değil mi? İnsana kendisini hatırlatan, yolu anlatan kişi. Kendisi olan aslında. Anzen demek kendisini yapan demek. Kendisi olan demek. Kişiyi kendi eski fabrika ayarlarına döndürmek demek aslında. Halk başka bir şey de değil. Bu değil mi? Fabrika ayarlarına geri dönmek. Anzen Baba. Çok kirliyiz. Kirleri çok temizlemek kirliyiz demek Anzen. Sesiniz de zaten ayarlanık mı bu işler Anzen Baba? Hak tarafından ayarlanmış sesi de ayarlı gönderildi herhalde. Ayarlı gönderildi. İnsan yetiştiriliyor, bilse de bilmese de insan yetiştiriliyor. Çok doğru, çok doğru. Her şekilde rüyalarla, çok hayat şartlarıyla, her anne babayla, evlatla, değil mi? Her şeyle. Çevre seni yetiştiriyor ve sonra diyorsun ki ben böyle bir şey var bende. Aslında sen yetiştirildin, Allah tarafından yetiştirildin bu alemde. Fıtratlandın değil mi? Aynen. Peki sizin için şey diyorlar yani, güzel yol tarif ediyor diyorlar. Nedir bu? Bir şeyler yol yapmaya çalışıyoruz. Tarif ediyorsunuz? Bu yol nasıl tarif ediyor? Doğru gidin diyoruz, sağa dönün diyoruz. Onlar da doğru gidip sağa dönerlerse eğer, bizi dinlerlerse, o sağın doğru olduğunu sonra anlıyorlar. Aa diyorlar, siz bize doğru yol tarif ettiniz. Biz sizi dinledik, doğru yoldayız. Çünkü içsel duru görü ve hissel bakışlarımız açıldığı için, onlara dayanarak, bakarak yol tarif ettiğimiz için kişilerin hata değerleri düşük oluyor. Hata etmiyorlar. O zaman Kur'an ışığında yapıyorsunuz bunu. Fabrika ayarları dediniz bir an önce. Aslında Kur'an ışığında. Kur'an ışığı tabii. Yani esas biz hayata Müslümanız. Hayata indirmek bunu. Müslümanız. Açmak değil mi? Evet. Kur'an aslında bütün kitaplar aynı şeyi anlattı da hep üst üste geldiği için ilim arttı. O zaman Hazreti Ali'nin bir cümlesi var, buraya uygun mu? İlim bir noktaydı, cahiller bunu i̇şte, çoğalttı. İşte zihinler çoğalttı. Aslında zihinler çoğalttı. Vurgumuz da bunaydı zaten. Aynen. Anlıyorum. Aynen. Bu yolu böyle tarif ediyorsunuz. Bu tarifleri alanlardan çok duydum. Sevgili seyirciler, kendisiyle de birkaç çalışma yapma fırsatımız oldu. Kendisiyle bu yıl içinde tanıştık. Muhteşem şifa çalışmaları yaptık, sonuçlar aldık. O yüzden şu soruyu deşmek istiyorum ben biraz. Bu yolu tarif ettiğiniz kimseler ayaklanıp insan olma sanatını mı öğreniyor ve öğretebilir duruma mı geliyor? İnsan olma sanatını öğrenecek kendisi, sonra da tarif etmeye başlayacak. Bunun içinde hem sağlık var, hem yaşamsal güzellik var, hem huzur var, hem bereket var. Yani bütün güzellikler. Yani maddi konularda da her şey açığa çıkacak. Açığa çıkacak. Her şey açığa çıkacak. Ama bu 2 sene sürer, 5 sene sürer kişinin altyapısına göre, bilinçaltına göre. Bulunduğu makama bağlı yani. Tabii diye. Neredeyse oradan alıp onu başka yere koyma sanatı bu aslında. Anlıyorum. Nurşen Hanım. Buyurun. Biz de çevremizden duyduk sizin adınıza, sizin isminizi çok anlatıyorlar diyorlar. Sultan diyorlar size. Biz de sultanı merak ettik. Sultan ne demek? Anzen'i sordunuz. Biz de cevap almak isteriz sultanla ilgili. Çok utanırım. Heyecanlı bir karakterim. Hep söylerim bunu. Onların teveccühleri, insana her yönden yaklaşıyoruz. Bir kere yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Evrensel anne de derler bana, sultanı yakıştırmışlar. Rabbi seviyoruz, insanı Rab gözüyle görmeye çalışıyoruz.
İkra diyoruz, okuyoruz. Tabii. Okunan insan da şifa buluyor, mutlu oluyor. Yakıştırmışlar, teveccühleri. Evet. Öyle yakıştırıyorlar. Ne diyelim, nasıl insan kendini nasıl anlatır ki evet. Bu konuda? Bu sağ insan... olsunlar, var olsunlar. Tamam, tamam. Çok güzel. Şimdi bu insanlara yaklaşımınız psikolojik ışığında mı yoksa astroloji ışığında mı yaklaşıyorsunuz? Yoksa diğer farklı şifa teknikleriniz var mı? Bunu da sizden öğrenmek istiyorum. Aslında sizi hep burada kişiler sunucu olarak görüyor. Hep eyvallah. Misafirleriniz geliyor, bilenimiz konuklarınız geliyor. Evet. Ama bugün farklı oldu. Ben de sizden öğrenmek istiyorum. Size de böyle güzel şeyler varmış. Beni ters köşeye yatırdınız. Lütfen. Yani daha önce de bunu çok kez anlattım ama tabii ki bunu sizinle birlikte bu sohbeti açmak da bir şeref hı-hı. benim için. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederim her şeyden önce. Merak ediyoruz efendim. Tabii ki biz yola şifa ile başladık. Rabbim bizi yetiştirdi. Biz dedik ki psikoloji okuyalım, okuduk. Psikoloji ışığında baktık. Hı-hı. Yetmez dedik. Astrolojiyi ekledik. İşimizi kolaylaştırsın. Astroloji bir yol haritasıdır dedik. Hı-hı. Beraberinde kullandık. Ama temelinde şifa diyorum ben hepsine. Hı-hı. Hepsini baz alıyoruz duruma göre. Teşhis. Teşhiste ne varsa. Psikolojiyle mi yaklaşmamız gerekiyor önce? Kayıtlarında ne var? Daha bilimsel bakan bir fıtrat mı? Ona bunu astrolojiyle belki yaklaşamayız. Belki Fatma Ana eliyle ki şifalarla yaklaşamayız. Onları öne çıkaramayız. Ona psikolojiyle konuşmalıyız çok ki güzel. Şifayı hemen alsın, kabul etsin. Arkasından biz ona göstermeden astrolojiyi, göstermeden şifayı da kullanırız. Amaç zaten niyet şifa olduğu için. Ama çok daha spiritüel bir karakterdir. Ona rahatlıkla konuşabiliriz astrolojiyi. Evet. Çünkü bünyesi geniştir. Önemli olan onun için şifa almaktır. Takıntılı kayıtları yoktur bu anlamda. Düşmüştür, el şifa demiştir. Biz o anda ona bakmayan kişiye hepsiyle birlikte konuşuruz. Hepsini birden alıyorsa hepsini birden açık eder konuşuruz. Hepsini masaya yatırırız. Bir şey öğrenmek istiyorum. Yani yine bu sizin konuda. Sözünüz gibi. Aynen. Makamına göre yapıyoruz biz evet. de. Evet. Şimdi konuya devam etmek istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi, çok terlettiniz beni. Şimdi kişileri bazıları kitaptan okuyorlar, ezberliyorlar ve anlatıyorlar. Bazı kişiler de böyle bilmeyerek çok küçük yaşlarda bir şeyler başına geliyor. Onlarda açılım oluyor da ondan sonra kitaptan ben bunu yapıyorum diyorlar. Sizinki acaba hangi yol üzerine takip etti? Ya beni çok sıkıştırıyorsunuz. Biz gördüklerimizi soruyoruz. Eyvallah, eyvallah. Tabii bizim Anzan Baba böyle Allah yetiştirdi. Çocukluğumuzdan bu yana başladı. Bunu merak ediyoruz. Pisişiyim. Bunu aynı merak ediyoruz. Zamanda disleksi bir çocuktum. Çok böyle güzel. Dünyaya geldim. Tamam. O yüzden sonrasında... Sonradan kitap okudunuz. Sonradan kitap okuduk. Ne olduğunu öğrendiniz değil mi? Ne olduğumuzu aslında bildiğimizi açığa çıkarttık bildiğiniz diyelim. Açığa yaşam çıktı. Çiçeğimizi, nilüferimizi açtık. Elhamdülillah açmışızdır inşallah diyelim. Biz de böyle kendini tanımayan kardeşlerimize sizler gibi... kendini bilsinler istiyoruz. Burada neden varlar bilsinler istiyoruz. Biz sizden beraber bir şeyler yapalım. Biz aslında yaptık biraz. Deneme demeyelim. Çok ayıp olacak bu yolu ama çok da iyi oldu birlikte. Yapalım. Kişiler aldık. Şifalandılar. Eyvallah. Gözleri çok açıldı. Çok şükür. Aydınlandılar. Çok şükür. Şeref duydum ben de. Takip ediyorlar. Böyle yap, sağa dön, sola dön. Yahu, olaylar düzelmeye başlandı. Koçluk gibi diyelim. Koçluk diyelim buna. Yanlarında yeni isim ablaları, olarak. Abileriyiz diyelim. Kendilerini tanıma yolunda değil mi? Yeni ben, isim, yaşam koçu mu diyorlar mı? Öyle diyorlar. Bu ara bir koç gibi kadınım diyorum ben de. Ne diyeyim? Ruhsal rehber, yaşam koçu. Ruhsal rehber, yaşam koçu. Bir şeyler deniyor. Hayatını, insanların hayatını düzene sokuyor muyuz? Niyetimiz bundan başkası bu ego değil aslında. Gerçek olanı anlatıyoruz. İnsanlara da sorulabilir. Niyetimiz bundan başkası değil elhamdülillah. O yüzden tabii ki yoluna giriyor. Çünkü sizin de az önce dediğiniz gibi fabrika ayarlarına geri dönen her fıtrat, biraz öğreti olan ve bu öğretilere uyan her fıtrat yaşam çiçeğini açıyor. Biz de kimsenin kölesi olsunlar istemiyoruz. Evet. Sürekli ihtiyaçta kalsınlar istemiyoruz. Öğrensinler, bizden çıktıktan sonra öğretir hale gelsinler. Bunu yaysınlar istiyoruz. Evet, aynen. Böyle bir şeye başladık.
Evet, başladık. Bu da bizim ilk kendimizi anlatma programı olsun. Aslında bu program kendini anlatma programı gibi oldu. Olsun. Değil mi? Bundan sonra programlarımıza birlikte devam edelim mi Anzen edelim, Baba? Edelim. Böyle ruhsal sohbetler yapalım. İnsanların bazı görüş açılarını genişletmek için. Yani aslında geri planda konuşanları ekran önünde biraz dökelim mi? Böyle yapalım. Şaşırtalım mı biraz insanları? Gizlenen yapalım. Şifa tekniklerini açığa faş edelim mi? Yapalım. Allah'ın tabiriyle yapalım. Faş etmek. Yüzlerine bir ziya, bir ışık çarptıralım yapalım. Mı elhamdülillah? İhtiyacı olanlara da birebir de görüşebiliriz. Sosyal medyadan bize Tabii. ulaşırsanız Anzen Tabii. Baba ve Nurşen Taşkın olarak biz birlendik, iki değildik ama tam Elif olmak istedik. Türkiye'de bunu eksiklerimiz yaymak tamamlandı diyelim istedik. Mi? Karşılıklı. Eksik görenindir, gördüler. Biz de tamam. Görenindir dedik, birledik. Birlendi diyelim eksikler, buna. Eksikler evet tamamlandı, Tamamlandı. Birlendik elhamdülillah. Biz bu yıla beraber devam edeceğiz. İnşallah. Çalışmalarımız çünkü olumlu görüşlerimiz olumlu, oluşlar olumlu. Ortaya çıkan malzeme var, bir şeyler bir çıktı. Şeyi de bahsedin, bir şifa düzeneği de kurmak istiyoruz biz. Allah nasip eder de yol açılırsa. Bir ağırlamak çatı altında toplamak istiyoruz insanları. Kişileri. Evet. Çatı altında toplamak istiyoruz. Bunun için de işte organik yaşam, organik beslenme. Yaşam, beslenme. Yol haritası, her şey beden, olacak. Beden, ne müzik. Yeriz, ne içeriz, dikkat edin yedikleriniz gibi olursunuz. Aynen. Dikkat edikleriniz, söyledikleriniz gibi olursunuz. Peki. Sır açacağız, sır. Sır açacağız. Sır artık açacağız. Kitapların peşinde, sadece onun peşinde, sadece bunun peşinde İnsanın sırrını açacağız. İnsanın sırrını açmaya niyet aldık. Süleyman'ın sandığı artık açılsın. Yani açılsın. Bedendeki akıl, Fatma zihin. Annenin eline geri dönelim. Fatma annenin İngilizce eline geri dönelim. İngilizce kelimelerle devam etmeyelim. Biz ırkçılık yapmak istemiyoruz ama tabii. Özümüzdeki gibi bize ait olanı sahip çıkmak istiyoruz. Evet, biz çok doğru bir yoldayız. Tasavvuf olarak, İslam olarak. Elhamdülillah. Bütün yollar doğru. Eksikliği yok ama bu yol, tasavvuf yolu çok doğru bir yol. Çok doğru bir yol. Ruhsal bir yol. Olmasaydı, anlamasaydı aynen. Ne ilerdik bu dünya tımarhanesinde? Aynen. Şekillerde kalmış insanlar. Yani namazın şeklinde kalmış, orucun şeklinde kalmış. 12 ay oruç tutmalı. Bak oruç tutuyoruz mesela. Ramazan ayındayız ama sadece akşam olunca hemen toplanıp sofraya oturuyoruz. Amaç aç kalmak değil. Göz orucu, burun orucu, kulak orucu, dil orucu gerekiyor. Ten orucu gerekiyor. Huyu doğru çıkartmak gerekiyor, evet, değil mi? Evet. Esas oruç ne? Namaz ne? Bunları açacağız. Hala bunları konuşacağız. Hala programlarda neleri soruyoruz? Tabii. Ramazan'da klasik döngülerden bu orucumu bozar mı? Mesela. Bu orucumu bozar mı? Biz bu soruları almayacağız sevgili seyirciler. Sen yanlış bir şey düşündün. Sosyal medyadan yazın aynen. Bize. Biz önümüzdeki programlarda sevgili Anzen Baba'yla sorularınıza cevaplamak isteriz. Tabii. En aykırı sorularınızı aynen. Bekleriz. En sorulmazları sorun isteriz. Ramazan ayındayız. Gerçek sufi yolunda, Hı-hı. Yanlışlar neler? Soru. Evet. Bütün dinleri kapsıyor zaten sufizm, sufilik. Yani bu yolda ben yanlış nerede yapmamalıyım? Oruç tutarken akşamüstü bir lokma ekmek yedim, bunu ne zaman tutacağımın dışında sorular olacak bunlar. Bu kendini bulmakla ilgili sorular. Şükür inşallah öyle olacak. Yapacağız bunları. Peki. Elhamdülillah biz niyet aldık. Halkımızın önünde de açıkladık. İnşallah. Bize ulaşın. Anzen Baba'ya ulaşın. Fark etmez bana ulaşın. Bir aradayız. Birlikte böyle bir niyet aldık. Siz buna hayır işi deyin. Siz buna zekatını vermek deyin. Biz yaymak istiyoruz ve bununla da çok mutlu olacağız. Paylaşmak istiyoruz. Bizlere dua edin lütfen bu konuda. Niyetimize katılırsanız öyle değil mi? Çok mutlu aynen. Ve bahtiyar oluruz. Aynen. Peki ben Anzen Baba'yı hazırlık programı gibi olduysa ben de soru yapıştırmak istiyorum. İnanılmaz terletti beni. Kendimi bana anlattırdı. İnsanlara şifayı nasıl yapıyorsunuz? İnsanlara şifayı nasıl yapıyoruz? İlk önce kişiyle oturuyoruz. Arkadaş gibi sohbet ediyoruz. Kişinin hayatındaki kısır döngüleri buluyoruz. Yaşadığı o andaki olay birlikte içinde. Birlikte buluyorsunuz değil mi? Birlikte danışanla buluyoruz. Danışanla birlikte buluyoruz. Ve bu bulduğumuz ters ilişkiler, ters yaşamlar, bu ters yaşamları düzeltiyoruz. Blokajlar diyorlar. Blokajlar deniyor yeni ismiyle. Bunu işte yaşam haline sokuyoruz. Onları göstermiyoruz. Görsek de onu bilinçli olarak üzerine gidip onu bozuyor kişi. Ve bozmaya biz destek oluyoruz. Diyoruz sen yapabilirsin. Gücü yok, kuvveti yok. Hı hı. Yenilmiş şeytanına.
bilinçaltına yenilmiş, zihnine şeytanı yenilmiş. Şeytanı tanımıyor. Onu tanıttırıyoruz. Bak. Yani zihni tanıttırıyoruz, evet, öyle tanıttırıyoruz. Mi? Evet, tanıttırıyoruz. Aynen, oradan beraber geçiyoruz. Orada sizin etkiniz de oluyor. Çünkü beraber çalıştıklarımızda bunu gördük biz. Elhamdülillah. Siz de orada diyorsunuz ki siz buradan gidiyorsunuz ama bunu da yanınıza alın giderken dediğiniz zaman o kişi daha da güçlendiği için ne oluyor? Biz bir senede uğraşacağımız şeyi, iki senede yapacağımız bir işlemi, iki ayda, üç ayda bunu fark kişiyi, ettik değil evet, mi sizinle çalışırken? Aynen. 6 aylık sürecek seansları biz sizinle kısa. Bir aya, iki aya, haftalara indirgedik. Öyle aynen. Değil mi? Yol aynen. Aldık. Onun için zaten beraberiz. Aldık. O yüzden beraberiz. Onun için bu kararı aldık. Peki şifa, ağrı tedavisi de yapıyorsun. Her şey var. Bunu A'dan Z'ye isterim. Her şey. Lütfen dinlesinler seni. Şimdi yeni ismiyle işte Reiki diyorlar, kuantum diyorlar. İnsanın, değil mi? Diyorlar da diyorlar. İnsanların avucundan çıkan bir enerji var. Hı-hı. Bu enerjiyi biz insanlara veriyoruz. İnsanlar bu enerjiyi üzerinden şifa alıyorlar. Bunu yaşamaları lazım. Hı-hı. Bunu anlatmakla olmaz. Resmen elden bir enerji çıkıyor. Hı-hı. Ve bu enerji akıllı bir enerji. Hı-hı. Kişiyi gidip arızası nerede buluyor ve Hı-hı. orasını tedavi ediyor. Akıllı bir enerji bu. Anlıyorum. Peki. Diğer programlara da kalsın. Kalsın. Kısa kısa gideceğim. Çok özür dilerim. Biliyorum lütfen. Anlatmak tamam. Gibi olmuyor ama. Olmaz. Peki insanların yaşam kalitesi değişiyor mu? Yani yaşam kalitesi. Bu işlemlerin sonucunda seansınız bitti. Siz artık yola çıkabilirsiniz denildiğinde. Kendini zaten güçlü hissediyor. Ben çıkabileceğine inanıyor artık kendisi. Maddi manevi bunu realde tabii. Görüyoruz tabii, değil mi? Tabii. Hep birlikte izliyoruz danışanları. Şu şekilde bakın. Ehliyet sınavına giden bir sürücüye bakın. Al aracı kullan çık trafiğe diyorsun. Çıkamıyor. Ama ehliyeti aldıktan sonra eğer iyi bir ustanın elinden çıktıysa o aracından birlikte trafiğe katılabiliyor. Yaşama katılabiliyor. Ana katılabiliyor. Biz toparlamam gerekirse tamam. Program süresi çok kısa. Bunu bir tanıtım programı gibi çektik. Öyle oldu. Şifa olsun. Olsun. Yani biz şunu yapıyoruz diyebilir miyiz sevgili Anzan Baba? Hı hı. Biz tıbbi kelimelerle veya batını kelimeleriyle veya eski havas ilminin veya Arapça bilmeyenler için o kelimelerle konuşmuyoruz. Biz hayır. Araba ile anlatıyoruz. Biz maddesel. Camla anlatıyoruz aynen, ilmi. Bizde her şey biz var. Gözlükle anlatıyoruz. Anlatıyor. Biz evle anlatıyoruz. Kalemden, biz ağaç ilmini de anlatıyoruz. Rüzgarla. Sembol ilmini evet. De bakıyoruz, okuyoruz. Bizdeki yabancı kelime. Aynen öyle. Bizden çıkan da artık bu ilmi almış, inisi olmuş olarak bizden çıkıyorlar evet. Diyebilir miyiz? Aynen o şekilde. Peki. Biz vizyonlu anlatım yaptığımız için hı-hı. Kişilere oturuyor. Değil mi? Vizyonlu anlatım diyelim buna. Elhamdülillah. O kişiye hiç bizim yanımıza gelenlerin kağıt kalem almasına gerek yok. Dinleyecek ve onu ömür boyu unutmayacak. Biz sarılıyoruz, öpüşüyoruz, kardeş oluyoruz, arkadaş oluyoruz. Yemekler yiyoruz, şifa yapıyoruz. Her türlü destekte içinde şifa akıyor. Psikolojiyi de kullanıyoruz bu anlamda, her şeyi de kullanıyoruz. Siz de bunu yapıyorsunuz aslında evet, aynen. Dinlerken. Siz de psikolojiyi kullanıyorsunuz. Evet. Peki, programın süresi çok kısa, toparlamak istiyorum. Ayşe teyzemize, Mehmet amcamıza, bizi duyup gelecek olan kardeşlerimize toparlayıp, bu günleri biliyorsunuz işte hı-hı. Siyasi şeyler yaşadık falanlar filanlar yaşadık. Herhangi bir şey, şöyle total motto bir kelime, bir şey söylemek ister misin Anzan Baba? Biz İstanbul'a geldik, bu iş için geldik. İnsanları aydınlatmak, doğrultmak ve şifalandırmak için buradayız. Akhisar'ımızdan geldiniz. Manisa Akhisarlıyız. Çok da iyi ettiniz. Hoş geldin aramıza. Hoş bulduk. Şifa getir, safalar getir. İnşallah bereket getirdin. Biz de Sultan Hanım'la tanıştığımız için biz de çok teşekkür ederiz. Elhamdülillah, eyvallah. Evet sevgili seyirciler, görüyorsunuz, hep söylüyorum. Şifa her dem akıyor. Şifasız kalmayın, çaresiz kalmayın. Her şeyin sadece parayla gidilip alınabildiğini düşündüğümüz bir çağdayız. Değil, parayı nereye kullanacağımızı seçelim, önceliklerimizi seçelim. Şifanın her yerde olduğunu, yalnız gözlemci olmamız gerektiğini unutmadan yapalım bunu. Hep derim, bu üçlüyü çalıştıralım. Neydi o? Tekrar hatırlatmak isterim. Vicdan, kalp, akıl üçlüsünü aynı anda rezone edebilirsek yaşam çiçeğini açmadan giden hiçbir kul kalmaz, hiçbir insan kalmaz. O yüzden şifayı yakalayın derim. İnsanlar hizmet ediyor, buralardalar, her yerdeler. Görmesini bilelim. Anneannelerim, dedelerim, kardeşlerim ellerinizden yanaklarınızı öperim. Selametlik dilerim. Hep buradayım, sizin için buradayım. Lütfen ulaşın bana. Sayfalarımdan sorular sorun, yazılar yazın. Sizleri sevgiyle Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.